Açıyoruz. Çok keyifli bir ders. Yataktan şimdi yatıyorduk. Sabah gözlerimizi açtık. Hemen yogaya başlayabiliriz. Kendimiz işte om namo gurudeva namo deriz yatakta. Ve gayet rahat böyle yatarken ayak bileklerimi yerde olacak. İleri geri, ileri geri, yani parmaklarım bu bale dansçılarının point ettiği gibi, işaret yaptığı gibi yattığı yerde böyle ileri, geri, ileri, geri. Hareketi hiç küçümsemeyerek, çok önemli bir hareket. Ve ayak bileklerimize, ayaklarımıza bu şansı vererek, yani ne kadar yapıyoruz ki bunu? Ben süreyi başlatayım, siz de yapmaya başlamış olun lütfen. 3 dakika başladı. Evet. Böyle yattığımız yerde ayaklarımızı ileri ve geriye, baş parmaklarımızı ve parmaklarımızı point denilen, yani işaret ve flex de deniyor. Uzunca bir süre gibi gelebilir. Keyfini çıkarın ve yapın hareketi. O ayak bileklerine çok ihtiyacımız var. Oradan geçen kana, İleride şişmemesini istiyorsak o ayak bileklerimizin, yere sağlam basmak, vücudumuzun kıymetsiz olan bir tarafı yok. Yani yedek parça bile konmuş içine. Çok enteresan. Fazla olduğunu düşündüğüm bir damar, daha sonra bypass ameliyatında yedek parça olarak kullanılabiliyor. Çok enteresan bir yaratılış. Çok yüce. Böyle devam ediyoruz. Belli bir süre sonra tabii ki ağrıyacak. O güzel bir ağrı. Aktif bir şekilde ayaklarımı ileri geri yaptığım yerden çok keyifli bir şekilde, sadece ayaklarımı, ellerimle bir şey yapmıyorum. Biz kriyaları değiştirmiyoruz. Ne diyorsa aynı şekilde, en temiz şekilde, üzerine eklemeden çıkarmadan yapıyoruz. Kriya dediğim Kundalini yoga çalışması. Evet, devam. Yerde yatıyoruz. Yörüyü geçmişiz. Az bir vaktimiz kaldı. Keyfini çıkarın lütfen. Ayak bileklerimizi ileri geri, ileri geri. Devam, 30 saniye kaldı. Bir sonraki hareketi yine yattığımız yerden yapacağız. Bu hareketi hakkını vererek yapalım. Biliyorum ayak bilekleriniz ağrıma gibi bir his olabilir. Olsun. Sonrası iyi olacak. Ve yavaşça hareketi sonlandırıyoruz. Artık tüm vücudumuz rahat. Yatağın üzerinde yattığımızı düşünüyoruz. Şu anda metin üzerindeyiz ama normalde bunu yatakta yapıyoruz, bu yogayı. Sabah uyanmadan önce. Ya da metin üzerine de yapabilirsiniz ama bu yataktan çıkmadan yapılabilecek bir yoga. Güne iyi başlamak için. Şimdi biraz Savasana'da kalalım. Avuçları yukarıya bakıyor. Metimizden çok dışarı taşmadan, böyle çarmıha gelmiş gibi değil de, yani kollarımız yanlarımızda, bacaklarımız da çok açılmadan, normal kalça genişliğinden biraz açık. Tüm vücudumuzu yer çekimine bırakmışız gayet rahat, huzurlu bir şekilde. Boynumuz, omuzlarımız, ağzımız içindeki dil, gözlerimizin içindeki göz yağımız, her şeyimiz, beynimiz, her şeyimizin rahat olduğunu düşüneceğiz. Yani Savasana'da tüm vücudun rahat, huzur içindesin. Sadece tek yaptığın, burnundan nefes alıp, burnundan nefes verip, karnın aşağı yukarı iniyor. Huzur içinde nefes verirken tüm sıkıntılar, dertler,
vesveseler gidiyor nefesle beraber. Nefesimizi alırken prana yaşam enerjisi geliyor. Nefes çıkarken o dertler gidiyor ve yerine ışık doluyor gibi düşünelim. Beyaz ışık, yaradan saf beyaz ışık doluyor. Huzur içinde savasana yaparken bir evvel 3 dakika yaptığımız o ayak bilekleri hareketinin faydasını alıyor vücut. O sinir sisteminde alıyor, hareket sisteminde alıyor, hormonal sistemde alıyor, lenf sisteminde alıyor. Ve bir sonraki hareket için bana bakıyorsunuz yaptığınız yerden. Şimdi bu 0 derece olsa bacaklarım matematiksel olarak böyle yavaş yavaş yükseldim. Burası 90 derece olsa burası 70 derece falan olur değil mi? Evet. Böyle. Burası 70 derece. Mesela burası 60 falan gibi. Yani yaklaşık olarak 70. Şimdi bu 70 dereceden ayaklarımı aşağı indiriyorum. Kaldırıyorum. Tekrar 70 dereceye kaldırıyorum. 90 hiç yok. İndiriyorum. Kaldırıyorum. Nefesi ver, indir. Nefes al, kaldır. Dizleri çok bükmemeye çalış. Ben süreyi başlatayım. Yine 3 dakika. 3 dakikanın ne olduğunu bayağı güzel takdir edeceğiz bugün. Yaptığımız hareketlere göre değişen bir şey. Bazen bir şarkı bile dinlemeye yetmeyecek bir süreyken, bazen biraz mesela 70'ten fazla kaldırdım değil mi? Siz 70, evet böyle. Onun için ayaklarınız rahat. Karın kasınızı devreye sokun. Ve kalçanızla yere doğru bastırın. Zaten omuzlarınızla bastırıyorsunuz. Yavaş yavaş. Nefese de çok takılmayın. O kendi ritmini bulsun. Arada dinlenirken çok fazla uzun kalmamaya çalışın. Hemen bir nefes dinlenip tekrar alın. Hareketi yapın. Şimdi lombar bölgesi, L ile adlandırılan omurda, orası çalışacak ve bayağı da ısınacak. Üç dakika. Bir kısmı geçmiş, yarıya doğru geliyoruz. Karın kaslarını işin içine alırsanız beliniz daha az ağrır. Ha benim bel fıtığım çok kötü diyorsanız karnınızı iyice aktive edin. Belki biraz dizlerinizi bükebilirsiniz bel fıtığı olanlar. Oldukça anlayabileceğim bir grup bel fıtığı olanlar. Çünkü benim de bel fıtığım var. Böyle. Karnımı kullanarak 70 dereceye kaldırıp ayak topukları yere değiyor. Yere kadar iniyor ama yavaş. Yani şöyle hızlı hızlı yapmıyoruz. Sallanmıyoruz. O ivmeden yararlanmıyoruz. Yavaş yavaş. Yani olabilecek en zorunu yapıyoruz aslında. Süre geçmiş bile neredeyse. Devam 40 saniye kaldı. Ayaklar birleşik. Hareketin sonrasında 30 saniyeden biraz az bir süre kaldı. Yine yatakta yapmaya devam ediyoruz. Bir sonraki hareket için bekleyeceğiz ama savasana da huzur içinde şifalanarak bekleyeceğiz. Son 15 saniye iyice hakkını verin. Hiç yapmamış olanlar belki şu son 15 saniyede yapsınlar. Çok ağrıyor, çok zor diye düşünmemeye çalışın. Ve yavaşça hareketten çıkın. Yaptığınız yerde savasana pozisyonunda, ceset pozisyonunda yattığınız yerde huzur içinde yatın. Her tarafınız rahat. Kafanız rahat. Kafanıza hiçbir şey takmayın. Hiçbir şey düşünmeyin. Düşüncenin peşinden gitmeyin. Nefesinize konsantre olun. Çok güzel bir hareket yaptınız. 3 dakika. Kolay değildi. Evet. Onun faydasını alın.
Avuç içleri yukarı bakıyor. Gözler kapalı, tercihen. İki tane hareket yaptınız 3'er dakikadan. En güzel şekilde faydalansın vücudunuz. Bizim kök bölgemiz bizim canlı olmamız, güçlü olmamız, hem hayata bakış olarak güçlü olmamız, kolay kolay yılmamamız, kolaya kaçmamamız hayatta, sorumluluklarımızı bilmemiz, hayatı bir hediye olarak almamız ve dünyanın bize verdiği her şeyin yeterli olacağını düşündüğümüz çok rahat, aynı zamanda güç olarak bütün kemiklerimizin, yapımızın güçlü olduğu, kanlı canlı, iktidarlı insanlar oluruz. Eğer kök çakramız dengeli çalışıyorsa dışarıdan belli olur. Ve şimdi bir sonraki hareket için bu sefer tekrar açılardan gidersek 90'a çekeceğiz. 90 derece böyle değil mi? Sonra bacaklarımı açabildiğim kadar açacağım. Yani bu herkes için değişir tabii ama yine de bayağı da açılır yani. Yer çekimine de bırakıyoruz. Böyle açtım. Onlar da 90'da. Sonra yavaşça yere doğru indiriyorum ama açık bir şekilde indiriyorum. Ben bilgisayardan böyle çok uygulamadım ama şöyle biraz açımı değiştireyim. Tekrar göstereyim. Şimdi 90 dereceye getirdim. Açtım tamamen. Ve aşağı doğru indiriyorum. Yatakta yapıyoruz bunu sabah. Sonra aşağıda birleştiriyorum topuklar yerleyince. Tekrar 90 derece getiriyorum. Ve aşağı doğru büyük bir önce açıp ondan sonra yani daire yapmıyorum bakın. Yukarı getiriyorum 90 derece orada açıyorum. Aşağı indiriyorum. Çünkü daire farklı bir şey. Aşağıda birleştiriyorum. Kaldırdım 90 derece. Açtım böyle açık bir şekilde indirdim. Burada çalıştırmak istediğim yer farklı çünkü. Dairede o tam çalışmaz. Birleştirdim, kaldırdım. Önce anlayalım hareketi. Açtım, indirdim, açık bir şekilde aşağıda birleştirdim. Evet, bu şekilde yapın. Ben süreyi başlatayım. Yine 3 dakika. Yatağa değince açtım ya, şöyle indirdim, yatağa değince aşağıda birleştiriyorum. Tekrar 90 derece kaldırıyorum. Açtım, indiriyorum açık bir şekilde. İki buçuk dakikamız daha var. Bakın bu hareketler çok günlük hayatınızda yapacağınız hareketler değil. Bunları lütfen hakkını vererek yapın. Aşağıda birleştirdim. 90 dereceye kaldırdım, açtım, indiriyorum. Çok zorlamayın, bir tarafınızı da çektirmeyin ama mümkün olduğu kadar açıp kaldırdım, açtım, indiriyorum açık bir şekilde. En açık şekilde indirdim, hala en açık yatağın üzerinde. Birleştirdim aşağıda topuklar yatağa değdiğinde. Hop kaldırdım, açtım iyice açık, yer çekimi de var zaten. Açık, hop, açık bir şekilde aşağı indirdim. Aşağıda birleştirdim. Kaldırdım. Açtım bacakları. Açık bir şekilde indirdim. Birleştirdim. Devam. Süre var daha. Bu şansı geri tepmeyin. Nerede yapacaksınız bu hareketi bir daha? 1 dakika 20 saniye var. Buralarda çok şey birikiyor. Onları kullanalım. Oradaki biriken enerjiyi toplam enerjimize katalım. Bunu sadece oraların esnekliği falan gibi düşünmeyelim. Her yaptığımız fiziksel, bedensel hareketin bir de fizik dünyada olmayan bir karşılığı var. O yüzden mesela kalbe yürek derler, gönülle ilişkilendirirler. Sadece kalp kan pompalayan değil, yürekli olmakla, mesela omurganın karakterli olmakla,
bağlantılar var. Bir sürü böyle ciğerlerin üzüntüyle ince hastalık derler, verem oldu falan gibi. Evet, 15 saniye. Bacakları kaldırıyoruz 90 derece, açıyoruz, açık bir şekilde aşağı indiriyoruz, hop, yatağa değil topuklardan, şimdilik metin üzerinde anlaşın, topluyoruz, tekrar kaldırıyoruz, son 5 saniye, indiriyoruz, hop, aşağıda birleştirdik, orada kaldık, hareketten çıktık. Şimdi Savasana'da, yattığımız yerde, avuçları yukarı bakıyor, huzurlu bir şekilde, burnumuzdan nefes alıp veriyoruz. Şükrediyoruz. Diyoruz ne güzel ya, şu hareketleri yapabiliyorum. Yapamayan da var. Onun da yardımcısı olsun diyoruz. Şükrediyoruz yaptığımız için. Kendimizin de bir eksikliği varsa o eksiğimizi görmüyoruz. Ayakkabımız yoksa ayağımız var diyoruz. Sağ elimiz yoksa sol elimiz var diyoruz. Kundalini yoga, kadim öğretiler ve tasavvuf, ilgilenmeye çalıştığım konular, üçünün de ortak özelliği ego ile daimi bir, tabiri yerindeyse, savaş halinde. Yani ego mu seni kontrol edecek, sen mi egoyu kontrol edecek? Egoyu yok etmek diye bir şey yok. Nefsi emmare bile, yani bize emreden, zulmeden nefs bile, en aşağıdaki diyebileceğimiz, o giderse biz de gideriz. Onun bilinç altındaki kötü kayıtlardan aldığı emirleri direkt bize yaptırması iyi bir şey değil. Çünkü sadece bilincin alttan, alt bilinçten esinlenmiyoruz biz. Daha farkında olmadığımız bilinçler var. Ve üst bilinç var. İşte bu yoga çalışmasında nefese konsantre olmak, mindfulness meditation'ı şimdi çok favori olan şey. Orada hep zihni takip ettirmemek bilinçli olarak kendimize. Bunlar aynı zamanda ego, nefsle mücadele. Çünkü o konuşan ses senin egon. Ve genelde o ego, genelde diyorum, nefsi emmare seviyelerinden konuşur. Emreder. Şunu yap, şunu yap, şunu yap. Yok boşan, yok git onu yapma. Çok yemek ye, acıktın falan gibi. Bu hareketi yapma, çok uzun, gereksiz. Bir sonraki harekette yine yattığımız yerdeyiz ama bir değişiklik yapıyoruz. Keyifli bir değişiklik. Göbeğimizin üzerine, karnımızın üzerine yatıyoruz yattığımız yerde. Rahat bir şekilde ve çocuklar gibi şimdi kulağımı yere dayadım. Ayaklarımı hareket ettirebilecek durumdayım ya. Sağ ve sol ayaklarımı birer birer kullanarak kalçanın tekmelemeye çalışıyorum. Yattığım yerde. Değerse ne hala? Ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi. Bu da pek yapacağım bir hareket değil normal hayatımda. O yüzden keyfini çıkar ve hakkını vererek 3 dakika yapıyoruz. Süre başladı. Şimdi benim gözlük vardı, çok iyi konsantre olamadım, gözlük oynuyordum. Şimdi şöyle kafamı iyice yasladım, tak vurdum, 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 vurdum şeklinde. Birer birer. Kendinize attığınız her tekme kök çakramızı canlandırır. Bizim hayatımız oradan başlar veya böyle üzerinde zıplamak. Ara sıra kendimize tekme atmamız lazım. Bazı insanlar çok bağlı hissetmiyorlar kendilerini yaşama. Onları canlandırmak lazım. Onların kendilerini canlandırması lazım. Biz sadece yöntemleri gösterebiliriz. 2 dakika yakın zaman var. Kollarımız aşağıda. Bir daha göstereyim belki
görmek isteyenler vardır. Böyle yatıyordum. Kollarımı aşağıda, uçtuğumu aşağıda. Kafamı sağa ve sola çevirdim. Topuğumla kalçama, kaba etime vuruyorum. Yani vurmaya çalışıyorum dedim, vuruyorum yani. Hızını kendi ayarlıyorsunuz. Çok yavaş değil. Çok aşırı derecede hızlı da değil. Bunlar çok önemli hareketler. Bunlar sadece kendi vücudunuzu şaşırtmak için yaptığınız hareketler değil veya beynini işte şaşırtayım falan, öyle değil. Gerçekten kök odağımıza, kök enerji merkezimize, içeride ve dışarıda çakra ve latay, onları aktif hale getiriyoruz bu çalışmalarla. Onlar kanın yapımından sorumlu odak orası. Bize güç veren. 1 dakikaya yakın bir süre var. Yapıyoruz. Nefes rahat. Topuklarımızı kalçamıza değdirmeye çalışalım lütfen. Matın üzerinde yapıyoruz şu anda ama normalde bu set yataktan çıkmadan yapılacak. Sabah ilk iş olarak yapılan bir set. Yatakta da deneyin. Bu setin ben nasıl yapıldığını isteyenlere atabilirim. Belli bir süre sonra oturur zaten kafalarında. İlk başlarda bakmak zorunda olabilirler tabii. 20 saniye kaldı. Hakkını verin. Biraz daha topuklar lütfen değmeye çalışsın. Biraz daha, süper. Bu böyle santim santim, milim milim açılır ama o fizikte öyle. Başka yerde fersah fersah açılıyor olabilir. O yüzden son bir iki tekme daha ve yavaşça kaldığımız yerde yatıyoruz. Sağda yattıysak, şu ana kadar ekrana bakmak için sağda yattıysak, sağ kulağın üzerinde, mesela sol kulağın üzerine çeviriyoruz ve savasana da dinleniyoruz. Hem boynumuzu da sağa ve sola çalıştırmış oluyoruz. Sanki yeri böyle dinliyormuş gibi kulağımız yerde. Kollarımız rahat, ister avuçları yukarı bakıyor, ister yere bakıyor. Nasıl rahat? Vücudumuza yaklaştırıyoruz. Tüm vücudumuz rahat. Sırtımızda, bacağımızda, kalçamızda, boynumuzda, omuzlarımızda, hiçbir yerde bir yük hissetmiyoruz. Kendimizde bu tür yüklerle, sıkıntılarla ilişkilendirmiyoruz. Zaten gerçek ve ciddi manada kendisini manifest eden şeyler olur. Bizim vesvese yapmamıza gerek yok. Biraz daha kalıyoruz. Bir sonraki hareket oldukça komik bir hareket. Yine yaptığımız yerde aynı böyle karnımızın üzerine yatacağız. Garip, komik, enteresan diye düşünmeyelim. Yapalım. O da öyle çok yapacağımız bir hareket değil kendi başımıza. Şimdi tekrar ekranlara bakalım. Yaptığımız yerde tabi hayvanlardan falan da çok esinlenerek bulunuyor bu hareketler. Özellikle Çin uzak doğu sporlarında, Qigong'da falan. Şimdi burada yine ekrana bakacak şekilde kafanızı ayarlayın. İşte gözlüğü olanlar gözlüğü çıkarsınlar. Hatta ben de çıkarayım. Kafamı çünkü yere tam yaslayamıyorum. Şimdi kalçamı yukarı doğru kaldırıyorum. Yani çok böyle aşırı derecede değil. Kalçamı yukarı doğru kaldırıyorum, indiriyorum. Ve indirirken bırakıyorum, düşüyor yani yere. Tabii kendinizin canını yakmadan sert bir yerse. Şöyle bizim yumurtalıklarımızın, erkekler ve kadınlar için işte İngilizcesi gonad denen er bezleri veya işte yumurta kadınlar için onların olduğu bölge ve onlara ev sahipliği yapan bölgeye üçgen bir alanda yukarı kaldırıyoruz. Rahim, batın ve bırakıyoruz. Kaldırıyoruz, bırakıyoruz. Kalçamız sanki tavana değiyormuş gibi hop. Yani çocukmuşuz, oynuyormuşuz gibi böyle kendimizi tanımaya çalışan bebek gibi böyle çok dizlerimizi böyle çok yerlere sürtmeden. Evet, süreyi başlattım. Bundan sonraki hareket de yine yerde. O yüzden
Yani yatakta yapılan set ya bu. En son ayağa oturacağız ve ayağa kalkacağız. Başınız yerde, tüm vücudunuz yerde, kalçanızı yukarı doğru hızlı sayılabilecek bir şekilde kaldırıyorsunuz. Üremeyi sağlayan, hayatın devamını sağlayan, birinci ve ikinci çakra çok birbiriyle alakalı o konuda. Bazı kitaplarda aslında kafa karıştıracak bilgiler oluyor. Yok cinsellikten sorumludur, bir yok iki sorumludur. Bunların ikisi çok birbirine bağlı. Hazır sürede varken hızlıca anlatayım. Cinsel iktidarsızlık seviyesinde olan bir cinsellikten bahsediyorsak birinci şakra ile ilgili bir çalışma yapılması lazım. Eğer duygusal bir iktidarsızlık, isteksizlik, cinselliğe soğuma gibi şeyler varsa o zaman ikinci şakra ile beraber çalışmak lazım. Ama 1-2 ile, 2-1 ile, 1-7 ile, 2-6 ile bağlantılı. Ve şakraların hepsi de birbiriyle bağlantılı dışarıdan, içeriden de lateraliklere bağlantılı olduğu için birinci şakra odaklı çalışmak, ikinci şakra odaklı çalışmak derken aslında biz tümü de çalışıyoruz. Sadece orada tetikleyici, daha böyle olayı kapsayıcı, kapsayan özel bir iki nefes tekniği, asana, pranayama, mantra, ses yapabiliriz. Bir dakika var, devam edelim. Yukarı doğru kaldırıyoruz, bum aşağı, yukarı doğru kaldırıyoruz, bum aşağı, yukarı doğru kaldırıyoruz, bum aşağı. Ben süreyi tutuyorum. Son 30 saniye. Bir hareketi sonlandırıyoruz. Ben kendi yaratımı kaybettim ama eğer siz oradaysanız ve beni duyuyorsanız hareketi sonlandırıyorsunuz ve yattığınız yerde artık sağa bakıyorduysanız sola bakarak boynumuzu da çalıştırmış olalım. Ellerimiz yanlarınızda yukarı veya aşağı bakıyor olabilir. Ceset pozunda, savasana pozunda dinlenirken bir sonraki hareketi bekliyoruz. Bu sırada biz de görüntüyle ilgili ben kendimi göremiyorum, ona bir bakalım. Meeting devam ediyor. Katılımcılar da var. Sadece görüntü gitti. Eğer beni duyuyorsanız ve veya görebiliyorsanız savasana dediğimiz ceset pozunda ama karnımız üzerine yatarak bekliyoruz. Çünkü bir sonraki harekette yine karnımız üzerine yattığımız yerden devam edeceğiz. Sorun yok, düzeldi demişler. Çok teşekkür ediyorum bu bilgi için. Öznur Acar'a. Ama ben yine de kendimi göremiyorum. Ben kendimi görmem aslında çok da önemli değil. Kendimi görmesem de olur. Siz yeter ki beni görün ve duyun. Şimdi bir sonraki hareket için. Demiştim ya karın üzerinde yatıyorduk diye.
Böyle yatıyorduk demin. Şimdi kobra gibi çıkıyoruz. Kobrayı nasıl yapıyoruz kundalini yoga'da? Bacaklar birbirine yapışık. Hem ayaklar hem bacaklar birbirine yapışık. Yanlardan bacaklar birbirine değiyor ya, onlar birbirine yapıştırıyoruz. Yere de değiyor, yere de yapıştırıyoruz. O kadar çok güçlü bir şekilde bacakları birbirine ve yere bastırıyoruz ki ellerimi hiç kullanmadan bile yukarı kalkabiliyorum. Gördünüz mü? Hepiniz yapabiliriz bunu. Bacakları birbirine bastırdığınızda ve bacakları yere bastırdığınızda yukarı doğru yapabiliriz. Sadece biraz denge için kollarım vücuduma değecek şekilde böyle açık değil, böyle tam da kalkmaya çalışmıyoruz. Zaten o yukarı bakan köpek gibi oluyor. Biz böyle avuç içleri yerde, çenemiz yukarı doğru uzuyor, burnumuz yukarı doğru uzuyor. Alnımızdan ve başımızın üstünden yukarı doğru uzarken böyle yapıyoruz ya kobrayı. Şimdi siz de sizin kobrada böyle başlangıç bu, bitiriş bu. Bu. Yapacağımız hareket bu. Süreyi başlatıyorum. Kobrada sanki böyle başımızı yere değdirip tekrar kobraya kalkıyoruz. Ancak bacaklarını hiç bozmuyorum. Vücudumu tamamen bırakmıyorum. Yukarı doğru uzarken iyice uzuyorum. Aşağı doğru inerken sadece alnımı, belki de burnumun ucunu yere değdiriyorum, o kadar. Onun dışında kollarım, omuzlarım hareketten çıkmıyor. Vücudumun geri kalan kısmı hareketten çıkmıyor. Göbek deliğinin altı yere değerken kobraya çıktığımda göbek deliğinden yukarısı yerlere kalkıyor. Aşağı inerken göğüs hizama kadar iniyorum. Böyle 3 dakika süreyi başlattım. 2 dakika kaldı. Bacaklar birleşik. Görüntü geldi. Bacaklar birbiriyle birleşik. Yere değiyor. Kollarımızdan çok az güç alıyoruz. Başımızı yere indiriyoruz, kaldırıyoruz. Yere indiriyoruz, kaldırıyoruz. Hem servikal vertebra, boynumuz burası iyice çalışıyor. Gördüğünüz gibi uzuyorum. Nefesi bırakın, kendisi ayarlasın. Kolumdan aldığım güç %20-%30. Bacaklarla ve bu kısmımı kullanarak yapıyorum. 1 dakikadan biraz fazla süre var. Bundan sonraki hareketi oturarak yapacağız. Normalde bu yataktan çıkmadan yapacağınız bir set. Yatakta oturarak yapacağız. Şimdi tabii metnin üzerinde oturarak yapacağız. Şimdi siz bu kobrayı yapın. 1 dakikadan biraz az süre kaldı. Sonra devam edeceğiz. Biraz daha süre var. Aklını verin hareketini lütfen. Herhalde problem yok artık. Şu ekranı görüntüyü belirteyim. Ha. Tam ekran yapmamızı istiyorlar. Tamam. Evet. Hareket için ayırdığımız süre bitti. Şimdi karnımızın üzerine tekrar yatıyoruz. Ceset pozu gibi. Önce hareketi bitireceğiz. Hareket belki aktif olarak bitti ama dinlenmesi bitmedi. Böyle ya sağ kulağımızın üzerine ya sol kulağımızın üzerine, hangisine yatmak istiyorsak yatıyoruz. Ellerim vücudumun yanında. Avuçları yukarıya bakıyor. Rahat bir şekilde dinleniyorum. Savasana gibi düşünün. Ceset pozu gibi. Bu hareketlerin faydasını almanız için bunları yapmanız gerekiyor. Bir sonraki harekete direkt geçmiyoruz burada. Biraz daha dinleniyoruz.
Şimdi yavaşça yattığınız yerden kalkın ve benim gibi oturun. Yani bağdaş oturun. Ne kadar rahat bağdaş oturabiliyorsanız öyle. Ayaklarınızı birbirinize çok da kilitlemenize gerek yok. Yani full lotus padasana oturamayanlar yarım veya oturabildikleri kadar otursunlar. Ancak yapacağımız hareket şöyle bir hareket. Süreli değil, sayarak yapacağız. Herkes kendisi sayacak. Şimdi böyle oturuyorum ya. Nefes vererek aşağı doğru oturduğum yerde eğiliyorum. Kafamı değdirdim. Nefes alarak yukarı kalktım. Böyle 20 tane yapacağız. Nefesler aşağı in. Kalk. Çok hızlı değil, çok yavaştan iniyorlar. Kalk. Şimdi biraz yandan da yapayım. Nefes vererek in. Küçülsün karnın. Rahatça in. Nefes al, kalk. Nefes al, kalk. Nefes vereyim. 20 tane sayıyoruz. Sayma yöntemden bundan sonra 12 saysın. Sayanlar devam etsin 20'ye kadar. Evet, devam. 20 yapanlar oturuyor, bekliyor. Sessizlik içinde. Çapraz oturuşunu bozmuyor. Hareketi bozmuyor. Hareketin faydasını almak için sessizlik içinde çapraz oturuşta bağdaş bir şekilde oturmuş bekliyor. Elleri dizlerinin üzerinde. Gözleri kapalı bekliyor. Bir saati biraz geçtik. Meditasyon için de vaktimiz var. Daha hareketi seti bitirmek için hareketlerimiz de var. Şimdi hepinizin bitirdiğini, 20 tekrar bitirdiğini tahmin ederek bir sonraki hareketi gösteriyorum. Oldukça basit bir hareket. Yine süreyi başlatacağım. Elimde dursun timer'ım. Şimdi böyle yatıyoruz ya yatakta. Tekrar yattık yatağa, oturuyorduk. Şimdi tekrar yattık. Şimdi yattığımız yatakta süreyi başlatıyorum 3 dakikayı. 3 dakika boyunca böyle yuvarlanıp sanki bir kütükmüş gibi sonra tekrar böyle yuvarlanıyoruz. Yuvarlanıyorum. Sonra tekrar geri yatıyorum. Yuvarlanıyorum. Ve tekrar doğruluyorum. Bacağımı kullanarak. İsterseniz biraz öbür tarafa yaparsınız. Ama daha süre çok az başladı. Biraz önce bir yapın. 30-40 tekrar yapın bir tarafa, sonra değiştirirsiniz. Gözünüz sürekli saatte olamayacağına göre süreyi de ben tutuyorum. Bu garip görünen hareketleri yapın. Normalde pek bu kadar çok tekrar yaptığımız hareketler değil. Vücuda büyük faydası var. Zaten bunlar yapma işi, hani bilme, nasıl oluyor, niye oluyordan çok yapmakla olan şeyler. Hayatta yaşadıkça açılıyor zaten. Yaşamazsa gizliyor kendisini. Her halükarda hayatı yaşıyoruz da yaşamak var, yaşamak var. Güne barışık olarak yaşarsak hayatı yaşamış kabul ediyoruz ve hayatın gizemleri bize açılıyor. Yani günümüzde barışık değilsek ondan şikayet, bundan şikayet. Habire bir depresyon. Gerçeklerden kaçma, zora gelmeme, hep kendini düşünme falan gibi durumlar varsa açılmıyor. 3 dakika demiştik. Böyle tabiri caizse kütük gibi yuvarlanıyoruz. Evet, biraz daha süremiz var. Devam. Yattığımız yerde hiç görmemiş olanlar için bir daha göstereyim. Yattığım yerde hafif de kalçamda bacağımı kullanarak deviriyorum kendimi. Hop, sonra öbür tarafa tekrar eski yerime deviriyorum.
Deviriyorum. Omzum üzerinden sonra tekrar deviriyorum. Ve yeterli. Şimdi yaptığımız yerde hareketi sonlandırıyoruz. Ve savasana pozunda bu sefer sırtımız üstü, sırtımızda yatarak, karın üstü değil, kollarımız vücudumuza yakın, metin içinde, avuçları yukarıya bakıyor, rahat bir şekilde, hiçbir şeyi kafamıza takmayarak ve nefesin sadece içeri girişini, çıkışını, karnımızın yukarı iniş çıkışını, gözlerimiz kapalı olabilir, olmasını da çok tavsiye ederim. Çok rahat. Yer çekimine bırakmışız kendimizi. Bir sonraki hareketle yataktan çıkacağız eğer yataktaysak bunu yapıyorsak. Ya da metimizden kalkacağız ayağa. Bir sonraki hareket, yaptıkça ilerleyen bir hareket. Şimdi savasana'dan çıktık. Bu setin tek ayakta olan hareketini yapacağım. Kendimi ayarlayayım şöyle mesela olarak. Şimdi şöyle geriye gidersem, belki başımı görmüyorsunuz ama görmeniz gereken yerleri görüyorsunuz. Başın çok önemi yok bu harekette. Şimdi ayaktayım ya, ayaklarımı omuz genişliğinde kalçadan biraz fazla açıyorum. Şimdi sanki elimde bir halter varmış gibi, dumbbell, halter neyse, hafif bir halter varmış gibi bunu böyle yaparız ya. Şimdi sağa indirdim, yumruğumu yumruk yaptım. Aşağıda yumruğum açık, sağı kaldırdım, yumruk yaptım. Sağa indirdim, yumruğu açtım, bu sırada solu devreye soktum. Yani bir hop, bir hop, bir hop, bir hop. Yukarıdayken yumruk yapıyoruz, aşağıda yumruğumuzu açıyoruz. Önce bir koordine olalım. Bakın yumruk yaptım, açtım, bu yumruk oldu. Böyle, böyle. Fazla bir şey düşünmeyin, düşünmeden yapın. Rahat rahat yapabileceksiniz. Böyle kan pompalıyormuş gibi. Yukarıda yumruk. Umarım vücudumu tam olarak görüyorsunuz. Ayaktayım. Sanki bir halter kaldırıyormuş gibi. Böyle yandan da şöyle. Çok yavaş değil, çok hızlı da değil. Yukarıda yumruk yapıyorum. Aşağıda açıyorum. Şimdi harekete hareket katıyorum. Hiç bozmadan. Bu sefer bu yukarıda ya, sağ. Dönüyorum böyle. İndiriyorum. Bu kalktı böyle. Yani böyle. Kalçadan dönüyorum. Omzuma geldiğinde yumruk dönmüş, bitirmiş oluyorum dönmeyi. Çok fazla savrularak yapmayın. Daha kesik kesik. Kollar da çok uzaklaşmıyor. Kollar vücudun yanında. Hafif bir akış içinde yapıyoruz. Çok savrulmadan. Evet, sağ olsunlar, ayarladılar. Şimdi hareketi kalçadan dönmeden başladık. Şimdi kalçaya ekledik. Şimdi biraz daha zorlaştıralım mı? Şimdi böyleyim ya. Böyle yaparken dizimi dirseğime getiriyorum. Evet. 90 dereceye kadar kaldırın. Kalçadan dönün. Yukarıda yumruk yapın. Böyle. Bir süre buradayız. Keyfini çıkarın. Hareketin faydasını tam olarak görmek için bir süre yapmamız lazım. Bu hareketle sadece tanışmıyoruz. Bu hareketin faydasını yaşatmamız lazım. Onun için de
Toplam 3 dakika yapacağız. Ben süreyi başlattım. Evet, yavaş yapmıyoruz. Kendinizi kaybetmeyecek şekilde böyle başladık. Sonra böyle. 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 Bakın yavaş yapmıyorum. Kontrolümü kaybetmeyecek kadar hızlı yapıyorum. Sonra böyle. Tamam. Çok takip etmesem de sanki futbolcular buna benzer bir hareket yapıyorlar ısınırken. Onun gibi bir şey bunu biz. Burada neyse onu yapıyoruz. Dönüyorum. Tabii belli bir süre sonra ayaklarınıza sanki ağırlık bağlanmış gibi ağırlaşacak. Evet, devam edeceğiz. Bir buçuk dakika var. Hareketten çıkınca girmek biraz zor oluyor. Koordinasyonu sağlayın. Evet. Bacaklar yanmaya başladı. Ne kök odaymış be diye düşünüyorsunuz. Evet, orayı çalıştırmamız çok lazım. Orası bizim kemiklerimizden tüm tırnaklarımıza kadar sert olan dokulardan da sorumlu. Evet, bir dakika. Devam. Burada tabi yapmıyorsun. En eğlenceli hareket. Evet. Evet, sanki bacaklarında 20'şer kiloluk ağırlıklar varmış gibi oldu. Devam. Terledik. Çok güzel. Devam. Evet. Son 20 saniye. Keyfini çıkaralım. Evet, devam, devam, devam. 10 saniye. Ve yavaşça hareketten çıkıyoruz. Ceset pozunda yatıyoruz. Ve kalp atışımızın normale gelmesini bekliyoruz. Normale gelmezse biz sağlıkçıya danışıyoruz. Ben böyle böyle hareket yaptım. Kalp atışım hızlandı. Sonra yattım. Kalp atışım 30 saniye bekledim. Düşmedi diyorsunuz. Normalde normal kondisyonda olan bir insanın bu hareketi yaparken kalp atışı ne kadar yükselse de 30 saniye, 1 dakika içinde düşmesi gerekiyor. Burnumuzdan nefes alıyoruz. Karnımıza hara bölgesi denen bu mide böyle orayı şişiriyoruz ve veriyoruz. Gayet rahat. Çok rahat bir şekilde nefes alıyorum. Benim kalp atışım düzeldi. Kalkıyorum. Kalp atışı düzelenler kalksın. Ve çapraz oturuşta istedikleri şekilde, rahat bir şekilde meditasyon için otursunlar. Öyle bir otursunlar ki artık dersin sonuna kadar o oturuşta kalacağız. 15 dakika, 14 dakika. 11 dakikası meditasyon, 4 dakikası kapatmak. Yani gözlerimiz kapalı. Oturuyoruz.
Omurga dik. Boynumuzun arkası düz. Çenemiz rahat yere paralel. Gözlerimiz kapalı. İki kaşımızın birleştiği yerin bir parmak yukarısına içeriden bakıyoruz. Boynumuz yukarı doğru. Göbek deliğimizden yukarıya doğru vücudumuz uzuyor. Göbek deliğimizin altından kökleniyoruz, aşağı doğru uzuyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz, tüm vücudumuzu nefesle dolduruyoruz. Doldurdum, biraz daha doldurdum, biraz daha doldurdum. Tutuyorum. Tutuyorum. Tutuyorum biraz daha. Ve veriyorum burnumdan yavaş yavaş. Veriyorum ve alıyorum tekrar. Nefesinizi alırken, konuşurken, kendinizi ifade etmeye çalışırken veya güçlü görünmek istiyorsak her zaman ikinci şakramıza bağlanıyoruz. Göbek deliğimizin iki parmak altından, yani şöyle iki parmak altından içeride bir şey olduğunu düşünüyoruz ki bir şey var. Nefsimiz, nefs merkezimiz, güç odağımız, çakra olarak güç odağı. Tikin veya letaif olarak nefs, kazanılmış benliğimiz. Orayı düşünerek bir nefes daha alalım, uzun. Al. Al, 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 al. Al. Tut. Ver. Şimdi gözlerimizi açıyoruz. Bugünkü çalışma, birazdan meditasyon yapacağız. Kök çakramızla alakalıydı. Kök çakramız ve kök odağımız. Orada iki tane enerji merkezi var. Bir tanesi içeride, bir tanesi dışarıda gibi düşünebiliriz. Bunların sonuçta ikisi de fiziksel olmayan enerji bedenimizde, süzük bedenimizde. Bunların fizikte olan yerleri işte orada koksiks var, sakrum var, lombar var, yumurtalar var, boşaltım organları var falan filan. Ama sübtil bedenimizde, süzük bedenimizde işte çakra var, dışarıya doğru bakıyor, içeriden, enerji bedenden, fizik bedene bakıyor, çakra, rengi var, ateş, kırmızı, içeri doğru bakıyor, parlak siyah renginde, kırmızı, içeriye bakan kısmı da kırmızı, en tepede, oradan hemen bağlanıyor, en yakın yer, siyah bağlanıyor, siyah komşu içeride. Bunları çalıştık. Ancak şimdi yapacağımız meditasyon kökle alakalı değil. Kök hayatla alakalı, yaşamla alakalı. Yaşamın girdiği, başladığı yer. Ancak kalp çalışacağız şimdi 10 dakikada. Kalbimizin açık olması lazım. Kalp çakramız ortada. 3 tane aşağıda, 3 tane yukarıda var enerji merkezi olarak. İçeride ve dışarıda, orta merkezde. Ve burası dönüşümün değişimin başladığı, dönüşümün değişimin gerçekleştiği, gerçekleştikten sonra da kendisini manifest ettiği, gösterdiği, tezahür ettiği yer. Aynı zamanda sevdiğinin, şefkatin, şifanın merkezi. Kalp büyük bir sinir ağıyla destekleniyor. Çok büyük bir damar ağıyla destekleniyor fizik bedende. Ve en önemli organlarımızdan biri olan kalple temsil edilirken aynı zamanda bizim için dönüşüm, değişim ve maddeselle mananın tam böyle ortada kesiştiği, süzüldüğü yer. Şimdi onun için basit bir meditasyon yapacağız. Meditasyonda böyle oturuyoruz. Dediğim gibi 10 dakika yapacak kadar süremiz yok. 7 dakika yapalım. 7 dakika ayarlayayım ben meditasyonu, anlatacağım daha sonra. Çok basit. Hemen şuradan yine de bakıyorum. Atladığım bir şey olmasın diye. Evet. Doğa pozunda başlayacağız. Mantra Sat Kar Kar. Yani S-A-T, Satman diyoruz ya, oradaki Sat Kar, kar yağması gibi. Kar Tar. Tarak gibi. Tar. Tarı Tar. Sat Kar Tar. Sat Kar Tar. Ve 90 derece ellerin sanki bir şey ittiriyormuş gibi
Dirsekler kırılmıyor. Sat, kar, öyle değil. Böyle, tar. Sat, kar, tar. Sat, kar, tar. Sat, kar, tar. Sat, kar, tar. Bu kadar basit bir meditasyon. Süreyi başlatıyorum. Gözler kapalı. İçeriden iki kaşınızın arasına bakıyorsunuz. Ve kendinizin en azından duyacağı şekilde sat kar tar, sat kar tar, sat kar tar, sat kar tar. Biraz melodik atarak sat kar tar, sat kar tar, sat kar tar. Tam açıyorsunuz yanlarda. Sat kar tar, 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 sat kar tar. Ortada. Yanları açıldı, ittirdi. Ortada, yanları açıldı, ittirdi. Ortada, yanları açıldı, ittirdi. Harekete ve sat kartara konsantre oluyoruz. Nefesimizdeyiz. Artık bana bakmayı bırakabilirsiniz çünkü biliyorsunuz, anladınız. Sat, kar, tar. Sat, kar, tar. Sat, kar, tar. 6 dakika daha var. Hiç omuzları düşürmeden, boynumuzu zorlamadan, boynumuzun arkası düz, çenemiz yere paralel. Bu hareketi 6 dakika yapalım. Boynun arkası düz, çene yere paralel. Ona dikkat edin. Sat kar tar, sat kar tar, sat kar tar, sat kar tar. Beş dakika kaldı. Sürekli böyle söylüyorum. Yapmaktan vazgeçmeyin diye. Yani süre geçiyor, merak etmeyin, bitecek. Ve iyi ki yapmışım, çok iyi geldi diyeceksiniz. Burada mücadele ettiğimiz egomuz. Yapma diyen o. Yoruldun, yapma. Kalbimizi açıyoruz. Kalbimizi açıyoruz ki onun elektromanyetik alanı beynimizi de içine alsın ve oradaki anten gibi olan şeyler, epifizler, hipofizler, hipotalamus, talamus, beynin gri maddesi, medullası, kaplan lotusu, korteksi, her şeyi o elektromanyetik, kalbin manyetik alanın içinde olsun. Onunla uyum içinde. Basiretim açılacaksa kalbim de açılsın. Kalbimin içine gireyim. Az kaldı, devam. Çok iyisiniz, yapıyorsunuz eminim evde. Hakkını veriyorsunuz. Üç dakika bir şey kaldı. Keşke 30 dakika daha olsaydı. Dediğinizi duyuyorum. Sat kar tar, sat kar tar, sat kar tar, sat kar tar. Sat kar tar. YouTube'da bunu şeyde bulabilirsiniz dinlemek için. Tar sat kar tar, sat kar tar, sat kar tar, kar tar, sat kar tar, sat kar tar, sat kar tar. Bana her zaman mesajdan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir meditasyon veya çalışmanın görsel veya soru cevap şeklinde destek isteyebilirsiniz. Mantra falan sorabilirsiniz. Wow.
Oh, çok az kaldı. Sadece 2 dakika 20 saniye. Bunlar bizim kanatlarımız, kollarımız, kürek kemiklerimiz, servikal omurlardan çıkan sinirler. Onları çalışıyoruz şimdi. Son bir dakikaya yaklaşıyoruz. Hop. Sakatar. 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 Son 40 saniye, 45 saniye hakkını verin. Güne ilk iş böyle başlıyorsunuz. Yatakta yaptığınız o setle. Sonra kalbinizi açıyorsunuz. Sonra soğuk bir duş. Daha güneş doğmamış. Böyle başlıyoruz. Sonra güneşin doğmasına bakıyoruz. Son 10 saniye. Ve son. Burada kalıyoruz biraz. Nefes alıyoruz. Ve kollarımızı yukarı kaldıralım. Uzatalım. Sallayalım kolları. Salla 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 salla. Salla salla salla. Ve yavaşça ellerimizi dizlerimizin üzerine koyuyoruz. Gözlerimiz kapalı. Saat 12. Dersimizi bitiren mantrayı açıyorum. Mantra değil, şarkı. Şarkıyı açıyorum. Doğa pozunda bir
Şimdi gözlerimiz kapalı, ister dua pozunda, ister ellerimizi indiriyoruz, gözümüz kapalı, bir iki nefes kalalım. Şükredelim bu hareketleri yapabildiğimize. Ve hareketlere bir buçuk saat evvel başlamadan önce gücümüzle, şimdiki gücümüzü bir hissetmeye çalışalım kaslarımızda, içimizde. Bu güç, bu beden, bu kan, bu can bize verilmiş bir emanet. Ona en iyi şekilde bakıyoruz. Sırf kendimiz için değil, başkaları için de. Çünkü hepimizin bir görevi var, bilsek de bilmesek de. Bilmezken görevimizi, karşımıza çıkan her şeyi en güzel şekilde yapıyoruz kalbimizle. Daha sonra belki daha başka bir görevlerimiz varsa onlar da geliyor. Bakın ne kadar güçlüyüz, kuvvetliyiz, sağlıklıyız. Bu sadece bizim için değil, başkaları için de var. Biz güçlü olacağız ki başkasına da, eğer istiyorsa tabii, istemeden değil, yere düşmüşse, kaldırmamızı istiyorsa kaldıracağız ya da bir omuz vermemiz gerekiyorsa omuz vereceğiz. Ama istemeyenin de işine karışmayacağız. Başkasının yaptığını yanlış diye kendi yargılarımızla yargılamayacağız. Biz kendimizi en iyi şekilde, emanetlerimizi koruyacağız. Onun için de günde 90 dakika her gün yoga yapmamız lazım ya da spiritüel praktis disiplini bir şekilde yapmamız lazım. 3 dakika minimum nefes çalışması yapmamız lazım. En azından burnumuzdan nefes alıp burnumuzdan nefes vererek sadece oturarak böyle 3 dakika gözümüz kapalı burnumuzdan nefes alıp burnumuzdan nefes vermemiz lazım. O bir başlangıçtır. Bizim bütün yaptıklarımız, yediklerimiz, gördüklerimiz, duyduklarımız, söylediklerimiz, dokunduklarımız, hissettiklerimiz, kokladıklarımız, her şey, ama her şey inanın canlı ve bizim bilincimizi oluşturuyor. Ve biz bir gün her şeyi bırakıp buradan giderken o bilincimizde oluşturduğumuz şeyleri götüreceğiz. Kundalini Yoga'daki veya tasavvuftaki açıklamaları çok benziyor. Kundalini Yoga'da Yogi Bhajan diyor ki ve Kundalini Research Institute diyor ki İşte radyant bedenimiz, ışık olan bedenimiz, 10. beden, diğer 9'u kalıyor, o gidiyor ama bilinç neyse onu da götürüyor. Biz hala tüh ya, borcum vardı, alacağım vardı diye tık diye gidersek o bilinçle gitmememiz lazım. Gönlümüze, içimizi doldurmamız lazım ve geçmiş yaşamın enerjisinde veya gelecek yaşamın enerjisinde değil, şimdiki zamanın tek gerçek olan zamanda yaşamamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Bu kayıt herhalde 24 saat kalacak. İstediğiniz zaman katılabileceksiniz. Mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Kendimiz için değil, herkes için. Herkes birbiriyle bağlı. Kuantumda ne diyorlar? İşte entanglement teori, her şeyin birbiriyle bağlı olma teorisi. Birçok bilgi var bu konuda. Araştırabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.